güzel bir iş yapmaya çalışıyorlar. Eğer o işi de bir durdururlarsa Bayraklı bir daha 30-40 sene daha durur bence. Bu arada özellikle şuna dikkat çekiyor bizi izleyenler de. Ağır, orta, hafif hasarlıların hepsi yıkıldı, yıktırıldı ama sadece ağır hasarlılar hak sahibi oldu. Bu hak mıdır, adalet midir diyenler var. Hatta bir dönem, geçen seneydi sanırım, ben şöyle haberler hatırlıyorum. Az hasarlı binalar ucuz kira fiyatlarıyla kiralanıyor gibi. Aynen öyle. Haberler okumuştuk mesela. Aynen öyle. Dehşet verici. Ya şimdi ben bunu söylüyorum. Kooperatif bitireyim, ondan sonra oraya geçeceğim şimdi. Kooperatif modelinde şimdi siyasi partiler de birbirleriyle sonuçta bir rakiplik var. Dediler ki bunu bitiremez. Biz dedik ki kooperatif modelini geliştiren biziz. Bu konuyla ilgili biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'ndan destek gördük. Yani sonuçta kendi partisinin belediyesi bu işe kalkışıyor. İlk başta bir tane kooperatifle başladık biz. Birisini bitirelim, ondan sonra öteki gelsin diye düşündük ki bitirmek için 18 ayın geçmesi lazım. Geri kalan zamanda ne yapacağız? Bekleyecek miyiz hepimiz? Biz buna karşıyız dedik. Hep beraber başlayalım başlamışken. Şu anda 26 tane, 10 tane resmi kurulmuş kooperatifimiz belediyeyle sözleşmesini imzalamış durumda. Kurulma aşamasındaki kooperatiflerimizle beraber şu anda 26'yız. Ve önümüzdeki süreçte bizim sene sonunda 50 civarında kooperatifimiz olacak. Hmm. 50 kooperatif demek 30'ar kişinin üzerinden sayarsanız en kötü ihtimalle 1500'ün üzerinde insan demek. Bu çok kaliteli bir şey, çok büyük bir şey. Kendi kendine yapacak herkes evine. Hatta şöyle söyleyeyim, eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendi ile şeyle konuştuğumuzda, kredi ile ilgili konuştuğumuzda, Sayın Hamza Dağ Bey ve şey vardı, Mahmut Atilla Bey vardı vekilimiz. Bu konuyu konuştuk. Bizim modelimiz oldu, bizim modelimizi geliştirdik ve bu modelle yürüdüğümüzü görünce dediler tamam o zaman yaparsınız siz, yolunuza devam edin. Aslında keşke şöyle olsa, bu bir tarafta şey giderken, halk konutları giderken öbür taraftan da TOKİ'den insanlar bir soğudular, böyle bir soğukluk oluştu. Mesela emlak konut girse, emlak konutla beraber de onlarla da beraber bir ortaklık yapsak da, onlar da bir taraftan gitse de bir an önce yapsak mesela. Devletimizin başka bir kanala girsin oradan. Borçlanmaları bankaya değil de diğer devlete, devletimizin diğer bölümüne, unsuruna yaparak direkt gidelim oradan. Gayet güzel olur bizim için. Biz öyle diyoruz. Teklifimizi de sunduk zaten. İnşallah kabul görür. Ankara yollarını az aşındırmadınız. Biraz daha gerekiyor herhalde. Şeyde ya, kooperatif modeliyle ilgili vatandaşlarımız bir kere bir rahat olsunlar. Çok güzel gidiyor. Herkes de birbirinden bu konuyla ilgili oldukça mutlular. Ben bu konunun içerisinde yüzümüzün akıyla çıkacağımız kanaatindeyim. Çünkü örneğini aldılar, İstanbul'a taşıdılar. İstanbul'da şu anda başladı örneği. Örneği biliyorsunuz, Bayraklı Belediye'miz çıktı. Kendisi kendi kendine şey yapıyor. Kendi dönüşümünü aynı bizim kooperatif modeli. Vatandaşı kendisine kooperatifini kurdurup o şekilde devreye girmek istiyor. Ben burada çok büyük bir yol aldığımızı ve bu konuyla ilgili onurla, gururla çalıştığımızı söyleyebilirim. Burada Bilal Bey'in ve Aytekin Bey'in haklarını yiyemem. Oradaki insanlar yani gece demeden, gündüz demeden, yer demeden, mekan demeden kendi imkanlarıyla, burayı çok özellikle bu sıralar çok bastırıyorum bu konuya. Kendi imkanlarıyla herkesin ayağına kadar gidip, herkesten de fırçayı yiyip, sanki ben yapacakmışım gibi. Bir de şeyler var tabii, buna ayak direyenler var, karşı çıkanlar var, müteahhitçi olanlar var, müteahhitten bazı şeyler isteyenler var, bu tip insanlar da var. Onlar da olunca şey oluyor, yani bu sıkıntılar oluşuyor. Karşılıklı diyaloglar oluşuyor. Ben arkadaşlarımızı çekilin o zaman diyorum. Kenara çekilin. Gidin diyorum. Bu arada 6 dakikamız kalmış. Konuşacağımız çok ilginç bir telefon var. O telefonla ilgili de bir şey söyleyeceğim hemen. Buyurun. Biraz önce vergiler vardı ya. Hemen konuya. Evet. Biraz önce vergiler vardı. İşte evlerimiz yıkıldı. Evlerimizin üzerinden vergiler alınıyor hala. Evet. Şey alınıyor bu sefer. Arsa vergisi alınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, biz bütün partilere şey sunmuştuk. Dosyalarımızı sunmuştuk. Bunlar olmasın diye. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi vekilimiz, Adnan vekilimiz şey yapıyor, bu konularla ilgili bir çalışma yapıyor. Kendisini danışman arıyor. Biz belediye,
vekil, bizim vatandaşlarla beraber görüşüp bu konuyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bundan haberleri olsun vatandaşlarımızın. Hı. Evet, bunu da böylece söylemiş olalım. Bundan da ben bu verilecek konunun da oy birliğiyle geçeceği kanaatindeyim. Çünkü bu siyaset üstü bir konu. Mecliste işte birbirlerini biliyoruz. Birisi şey verince, kanun teklifi verince kabul edilmiyor vesaire ya. Bu, hı, böyle olmayacak diye düşünüyorum. Şuna değinelim.